Yıllar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca izleyin Bu da sana ders Merhaba arkadaşlar, ders izleyin koma hoş geldiniz. Eylemlerden konu testlerine devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi eylem anlamını yitirerek somut bir varlığa ad olmuştur? Evet, burada doğru seçenek B seçeneğidir bu seçenekte yer alan kazma sözcüğü artık kalıcı ada dönüşmüştür. E, bu sözcükte eylem anlamı hiç bulunmamaktadır. Yani nesnedir. Aşağıdakilerin hangisinde durum ulaşı kullanılmamıştır? Durum ulaşları eyleme sorulan nasıl sorusuna yanıt verir. Zaman ulaşları ise ne zaman sorusuna yanıt verir. Evet burada doğru seçenek D seçeneğidir. D seçeneğinde yer alan evden çıkmadan ne zaman sorusunun yanıtıdır. Evet, A seçeneğinde e, asmadan, B seçeneğinde bakmadan, C seçeneğinde kırpmadan, E seçeneğinde açmadan ulaşları eyleme sorulan nasıl sorusuna yanıt verdiği için durum ulaçıdır. Bu şiirden numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi eylemsi değildir? Evet, burada 3 ve 5 nolu sözcükler eylemsi değil eylemdir. Dolayısıyla doğru yanıt B seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat eylem yani ortaç adlaşmıştır? Burada doğru seçenek C seçeneğidir. Soruyu bilen tahtada çözsün. Yani soruyu bilen insan, soruyu bilen öğrenci. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsi değildir? Burada doğru yanıt A seçeneğidir. E, bu seçenekte yer alan gelmiş sözcüğü gelmiş eylemi cümlenin yüklemidir. Evet, diğer seçeneklerde yer alan altı çizili sözcükler e, sıfat değildir. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir eylemsi kullanılmıştır? Evet, Doğru seçenek D seçeneğidir. Bu seçenekte yer alan olmak isim fiildir. Evet diğer seçeneklerdeki tanıdıkça gidip dinlemeden bile bile zarf fiildir. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat eylem yani ortak yoktur? Burada doğru seçenek E seçeneğidir. E, araştırırken zarf fiildir. Evet yıkanacak yıkılası görünmez, anlaşılır sözcükleri sıfat eylemdir. Aşağıdaki cümlelerde yer alan eylemsi eklerinden hangisi ve bağlacı yerine kullanılmıştır? Evet burada doğru seçenek A seçeneğindeki çıkıp sözcüğüdür. Çıkıp sözcüğündeki ıp bulacı ve bağlacı yerine kullanılır. Dışarı çıkacağım ve Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi bir varlığın adıdır? Evet, burada doğru seçenek B seçeneğidir. Bu seçenekte yer alan yiyecek sözcüğü kalıcı ada dönüşmüştür. Eylem anlamını yitirmiştir. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsidir? Evet, burada doğru seçenek E seçeneğidir. Bu seçenekte yer alan fırçalamak sözcüğü eylemsidir. Evet, A'da ekmek, B'de dolma, C'de görüş, D'de asma, eylem anlamını yitirerek kalıcı A'da dönüşmüştür. Bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.